Salgın yüzünden uzun süredir spor yapamayan ev kadınları kontrollü sabah sporuna başladı. İstanbul'da stadyumda başlayan etkinliğe her yaştan çok sayıda kadın katıldı. Sosyal mesafeye dikkat edildi. Çok eğlendik. Sporumuzu yaptık. Her gün yapmamız gereken çalışmalar. Korona sürecinden sonra böyle bir şey harika oldu. Number one. Uzun zamandır evdeydiler. Bir araya geldiler. Sosyal mesafeli sabah sporu yaptılar. Bireysel olarak sporumuzu yapıyorduk ama böyle açık alanda topluca spor yapmak çok daha farklı oldu. Bahçeli Evler Belediyesi mesafe spora engel değil dedi. Salgın nedeniyle uzun süre spor yapma imkanı bulamayan kadınlara stadyumu açtı. Mesafe spora engel değil. Ev hanımları uzun süredir evlerindeydi ve artık yeni normalleşme sürecinde dışarı çıktılar ve sabah sporu için bir araya geldiler. Çok güzel bir etkinlik yapılmış yani ev hanımlarına özellikle. Güzel olmuş. Bizim için de çok iyi oldu pandemi sürecinden sonra. Bu çok çok iyi geldi bize. Etkinlik öncesi ateşler ölçüldü. 4'er metrekarelik güvenlik şeritleri çekildi. Spor severler hem hep birlikte ter döktü hem de sosyal mesafeyi korudu. Hanımlar sporlarını yaparken sosyal mesafeyi de koruyorlar. Bakın bu şekilde yerlere 4 metrekare genişliğinde çekilmiş şeritlerle sosyal mesafe korunuyor. Ve hanımlar sporlarını daha güvenli bir şekilde yapıyorlar. Tabii sahada sadece hanımlar yok. Aynı zamanda beyefendiler de var efendim. Siz de geldiniz, sporunuzu yapıyorsunuz. Evet. Spordan çok uzak kalmıştık COVID sürecinde. Tekrar belediye başkanımız Doktor Hakan Bala'ya çok teşekkür ediyoruz. Sporumuza kavuştuk. Peki kolay gelsin efendim, buyurun. Çok yoruluyorsunuz şu an ama. Evet, nefes nefeseyiz. Evet efendim, ne düşünüyorsunuz? Oldu, o kadar hareketsizlikten sonra çok iyi oldu. Böyle spor olması özellikle açık alanda. Etkinliğe uzman eğitmenler de destek verdi. Sporlar müzik eşliğinde yapıldı. Kontrollü sabah sporu Eylül ayı sonuna kadar her salı tekrarlanacak.